Yeni Gün TV'den herkese merhaba. Ben Aslı Coşar. Haftanın spor gündemini sizler için derledik. Olaylı Fenerbahçe-Göztepe maçının faturası belli oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kulüplerine verilen cezanın çok ağır olduğunu iddia ediyor. Göztepe'ye Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma ve 5 tribünde yer alan seyircisine bloke cezası geldi. Yeni TFF yönetiminin Fenerbahçe'ye şirin gözükmek için seçimlerde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu desteklemeyen Göztepe'ye ağır bir fatura kestiği konuşuluyor. Öte yandan Göztepe yönetimi, TFDK kararlarına ilişkin itiraz yapmak için hazırlıklara başladı. Ayrıca bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe'ye başarılar diliyoruz. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka son olarak orta saha Erdal Özkürk'ü kadrosuna kattı. Kafkaf takviye çalışmalarına devam ediyor. Sol bek, sağ bek, kanat ve stoper arayışları hızlandı. TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi için kolları sıvayan Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil Kırmızılı ekip son olarak sarı yerde forma giyen orta saha Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı. Erdal Öztürk transferi ile birlikte Kafkaf 10. dış transferini gerçekleştirdi. 3. Lig'den kurtulmak isteyen Karşıyaka, hücum hattı, sağ ve sol bek ve stoper bölgesine transfer yapmayı planlıyor. Karşıyaka'nın ilerleyen günlerde en az 3-4 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka'nın pazar günü oynaması planlanan Menemen FK maçı yarına alındı. Menemen ilçe stadında yarın oynanacak maç 19.15'te başlayacak. Maddi olarak zor günler yaşayan Altay'da kombine biletler satışa çıktı. İzmir kulübünde taraftarların alacağı kombineler ekonomik açıdan kulübe bir rahatlama sağlayabilir. Altay'da kombine bilet fiyatları belirlendi. Kombineler ligdeki tüm iç saha maçlarında geçerli olacak. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre VIP B tribünü 15.000 TL, VIP AC 10.000, numaralı tribün 4.500, maraton tribünü 3.000, öğrenci maraton fiyatı ise 1.500 TL oldu. Maddi olarak zor günler yaşayan Altay'da camia ve taraftarın göstereceği ilgi merakla bekleniyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yaptı. Özbek, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı. Süper Lig devi Galatasaray, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, herkesin kıskanarak baktığı, başka kulüplerin yıllardır yakınından geçemediği yerlerde olacağız dedi. Özbek, Fenerleri kızdıracak bir açıklamaya imza attı. Fenerbahçe'de bileti kesilen Ryan Kent'e İngiltere'den talip çıktı. Oyuncu, Dinamo Zagreb'in teklifini geri çevirdi. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Kent, kendisine gelen yeni bir teklifi daha reddetti. İngiliz oyuncuya Dinamo Zagreb'in yeniden talip olduğu fakat oyuncunun dönmek istemediği öğrenildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Lugano'ya konuk oldu ve sahadan eşitlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar tüm umudunu İstanbul'a bıraktı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaştı. Stockholm Arena'da oynanan müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in 2 ve Almutrati'nin golleriyle sevinse de meşin yuvarlığı arka arkaya kalesinde gördü. Hafta boyunca yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleydik. Spor gündemini takip etmek için çarşamba ve cuma günleri Yeni Gün TV'de buluşalım.